kardeşlerimiz, yeni aboneler özellikle, kendini tanıtan bir otobiyografi şeklinde bir video hazırlar mısın diye ricada bulundu. Hatta bir daha önceden de isteyenler olmuştu. Ben yine kendimi tanıtayım tabii, herkes bilmek ister, bu en doğal hakkınız. Kim bu adam, bir şeyler paylaşıyor, ediyor, videolar yayınlıyor. Ben Osman Uğur Korkmaz. İşte 83 Haziran doğumluyum. İstanbul Koca Mustafa Paşa'da doğdum, büyüdüm. Son 3 seneye yakındır Beylikdüzü Kavaklı'da ikamet etmekteyim. Tabii oradan buraya gelirken falan birçok farklı ülkede yaşadım, iş yaptım. Asıl mesleğim makine teknisyenliği, diplomalı makine teknisyeniyim ama makine teknisyenliği hiç yapmadım. Tabii bunun bana hayatta çok yardımı oldu. Üniversiteye gittim ama diplomamı alamadım. Ziraat bölümü, tarım makineleri bölümüne okudum ama diplomam yok. Yani alaylı, alaylı derler. Mektepli değil, alaylı mühendisim. Yani bu aralar işsizim. Uluslararası ticaretle uğraşıyordum. Son zamanlarda hatırladığım kadarıyla 4-5 senedir hani bir şey yapamıyoruz doğru düzgün, işin aslı. Kocaman bir işsizim. Bununla gurur duymuyorum ama yani bu bir gerçek sonuçta. Hiçbir zaman kendimi para kazanacağım diye paralamadım. Yani hayatım boyunca böyle bir çabam yok yani. Ama bir şeyler yaptık vakti zamanında. Merak ediyor kardeşlerimiz, onu da söyleyeyim. İki evliliğim oldu. Birincisiyle 6 sene evli kaldım. Eşim İranlıydı. Bir oğlum var ondan. 8 yaşında şu an, Avusturya Viyana'da yaşıyor. Annesi oraya kaçırdı. Çok uzun hikayeler, hiç girmeyelim. Yani ikinci evliliğim faslı şu an. Eşim, onunla mutluyuz çok şükür. Ondan da bir kızım var, Aybüke. Biliyorsunuz, videolarımda paylaşıyorum arada sırada. Başka ne diyeyim kendimle ilgili? Valla kendimi anlatmayı çok beceremem, çok sevmem. Yani böyle övünüyormuşum gibi falan oluyor bazı şeyler. İşte kitaplarım falan var burada. Kitap okumayı çok severim. Size de tavsiye ederim. İnternetten bir şeyler araştırmayı, işte ne bileyim, bu aralar yoğunlukla yaptığım şey bilgi paylaşma, işte sevgi paylaşma. Yoksa yani bunları paylaşmazsak sizinle birlikte yok olup gider kardeşlerim. Bu işsiz olduğum dönemde böyle bir şey başladım. Sağ olsun kardeşlerimiz çok desteklediler. Videolarımı izliyorlar, beğeniyorlar. Buradan teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyen kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Yani hayata olumlu bakmaya çalışıyorum. O kadar çok olumsuzluk var ki ne yazık ki, ülkemizde olsun, dünyada olsun. Genel olarak elimden geldiğince bütün gücümle olumlu bakmaya çalışıyorum. Yani arada sırada kendimi heba etmediğim de olmuyor. Yani tabii insanız sonuçta, illaki kusurlarımız olacak. Yani aslında yorumlarda da söylemiştim, ben de anlatayım biraz kendimi, siz benim yaptığım hataları yapmayın diye. Hatalarımdan çok bahsetmek istemiyorum ama yani tabii ben de çok başka biriydim ama kendimi çok büyük uğraşlar sonucunda değiştirdim, değiştirmeyi başardım. Oluyor ya, insan bir şey istediği zaman, insan en güçlü varlık yani, istediği zaman gerçekten elde edebiliyor, oluyor istediğiniz şeyler. Ben her zaman söylediğim gibi, siz umarım benden daha başarılı olursunuz. Kimsenin başarısında, ne bileyim, parasında, malında, mülkünde, sevgisinde, mutluluğunda hiçbir zaman gözüm olmadı. Yani olamaz da, benim karakterim böyle. Dediğim gibi bu işsiz olduğum dönemde kendimi bu YouTube'a adadım. Hani YouTube'dan bir gelir beklentim var ama yani sonuçta yoktu, olmasa da olur yani. Ama dediğim gibi işte, eğer bir şeyler yapabilirsek, buradan bir gelir elde edebilirsek, işte Ege'de bir arazi alıp böyle büyük bir hobi bahçesi, hayvanat bahçesi tarzında bir yer yapmak hedefim şu anda. Hedef olmadan olmuyor yani, tabii. Onun dışında işte bitki satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz kendi çapımızda, bir ek gelirimiz var. Bu şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz sizler gibi. Ben sizlerden birisiyim. Hani
hiçbir zaman böyle bir duyguya kapılmadım veya aşırı ilgiden hiçbir zaman şımarmadım. Şımarmam da, yani bunu şimdiden söylüyorum. Yarın öbür gün meşhur olursak, öyle olursa, böyle olursa yine bana bunu hatırlatırsınız, yüzüme vurursunuz yani abi ne oluyor falan. Ha, ama şu olabilir, yoğun ilgi alırsa kanalımız yorumlara yetişemeyebilirim. Gerçekten mesaj yazmayı telefondan veya bilgisayardan çok başaramıyorum. Aslında hiç sevmeyen biriydim yani mesajlaşmayı. Yine de sizin için bakıyorum, gözlerim bozulmazsa iyidir yani yakın zamanda. Çok zorlanmaya başladım. Sağ olun ilginiz için, teşekkür ediyorum tekrardan. Durum bu kardeşler, ben böyle birisiyim işte. Ekstra sorularınız olursa yine cevaplarım. Sizleri seviyorum. Ha, bu arada bunu da söyleyeyim. Sizden gelenler iki, çünkü kanal tanıtımı isteyen kardeşlerim oldu son zamanlarda. Sizden gelenler ikiyi hazırlamayı düşünüyorum. Bana WhatsApp'tan 30 saniyelik videolar atarsanız sizin kanallarınızı da seve seve tanıtırım bir videoda. Mümkünse hani kanalınızı tanıtın konuşarak videoların içinde. 30 saniyelik, 40 saniyelik videolar olabilir. Durum bundan ibaret. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum, görüşmek üzere. Herkese merhaba kardeşlerim. Biliyorsunuz havuzun dış filtresi bozuldu. Ona bir çözüm üreteceğim. Yine şu yaptığım mini dış filtre gibi şundan bir filtre yapmaya karar verdim. Bu bildiğiniz turşu. Neyi diyorlardı ya? Turşu kabı mı? Turşu kabımızı plastik. Bunu yapacağız bakalım, olacak mı? Nasıl olacak veyahut da. Biraz ufak ama olsun yani, sonuçta suyu bir yerde bakterilerin oluşması için bir yerden devir daim, yani konuşamadım ya pardon. Yani amaç suyu devir daim ettirerek bunun içindeki biyosüngerlerde, materyallerde faydalı bakteri oluşumunu sağlamak zaten. Ne olursa olsun ama şeffaf olması dezavantaj, çünkü dış ortam ne olacak? Olmadı, boyarız bakalım başarı elde edebilirsek. Aynı burada yaptığım sistemi yapacağım. Bunu da merak ediyordu kardeşler. Şans eseri yaptım. Şimdi bakalım paylaşacağız aşamaları. Durum bu. Görüşürüz kardeşler. Evet kardeşler. Şöyle oldu. Bunu gösterdim. Bunu da son duruma ekleyeceğim. Videoyu heba etmeyeyim boş yere. Bundan olmuyor. Çünkü bu gayet küçük. Bunun büyüğünü alacağım yarın. Yine bu son durum olarak devam edelim. Şimdi Epson tuzu ekledim. Epson tuzu magnezyum sülfat. Epson tuzu diye geçiyor. Okuduğum bu dropsy hastalığına, hani defalarca söylüyorum, bu dropsy yani, bunun emin oldum ben. Pul kabarması, böyle karın şişmesi, bakın bu erkekte de çıktı. Ama Epson tuzunu attım, biraz yediler. Sanki iyi geldi gibi. Gerçi şu dişi biraz böyle yerlere yatıyor falan. Ama böyle hareketleri falan normal gibi yani, hani o kadar da şey değil. Ha, birçok kardeşimiz yorum yapmış, sağ olsun, önerilerde bulunmuş. Hani şey, teşhisi koyduk, teşhiste bir sorun yok kardeşler. Hani bazısı demiş, biz demiştik sen inanmadın falan filan. Yani teşhis dropsy. İnternette de çok araştırdım. Flajil serum kullanıyorum, kullandım. Yani kullanmama rağmen bakın bildiğiniz flajil serum. Daha önce güvercinlerime kullanıyordum, elimde vardı. Flajil serum kullandım. İç parazit için Strax kullandım. Ama şimdi bunları kullanmayın. Ne kadar, nasıl kullanacağınızı ben daha söylemeden sakın denemeyin. Alayım mı, almayayım mı, aman. Yani sonuçta ilaç bunlar. Ha, ama bir şey yapmadı. Yani bakın karidesleri görüyorsunuz. Kumda zehir olabilir dediler. Karidesler kütür kütür. Hiç kayıp yok. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Belki de üremiştir bile karidesler. Yani arkada 1, 2, 3... Yani hiç karides kaybı görmedim. Hiç. Yani bakın. Yani bazısı demiş karidesler daha dayanıklı olur. Hayır, karidesler en ufak bir öyle kumdaki bir salınımdan, bilmem neden, su değerlerinden falan hemen etkileniyor. Ölüp gidiyorlar. Hastalığımızın teşhisi doğru. Teşhiste sorun yok da kardeşler. İşte... yine de sağ olun yani önerileriniz için falan, yapacak bir şey yok, bizi buldu yani. Bir kardeşimiz nazar demiş falan. Olabilir, neden olmasın.
Bakalım hayırlısıyla kurtulacağız inşallah. Bundan da bir şekilde. Durum bu kardeşler. Şimdilik hoşça kalın. Günaydın kardeşlerim. Şimdi önemli bir gelişmeler var. Dün Epson tuzundan sonra şişkin olan erkek de ufaktan bir şişkinliğinde inme var. Şu arkada yine yüzüyor, yüzmeye çalışıyor. Bunlarda bir sorun yok. Her şey normal. Karidesler normal. Şimdi dün de dediğim gibi birçok kardeşimiz işte demiş yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yok bizi dinlemedin. Öyle olmadı, böyle olmadı. Bakın o dişi de orada sanki yan yatmış gibi ama şöyle bir durum var. Dişi de şöyle şunu çekeyim şunun yardımıyla. Hatta şöyle yapacağım ya. Oralara kaçma kızım, oralara kaçma. Herkes demiş işte onu yapmadın, böyle dedik, bunu yapmadın. Arkadaşlar zaten ya teşhisi ben koydum hani sağ olun, teşekkür ederim de. Biz de biliyoruz internetten araştırıp balık pul kabartmış diye yazıp hani ne olduğunu az çok öyle bulabiliyoruz yani. Sonuçta o kadar araştırma yeteneğimiz var. Dişi arkada yatıyor. Kabuklarını kapatmış Epson tuzundan sonra. Hatta bakın 4 erkekten bu şişkin olan erkek. O da gayet hareketleri normal gibi. Çok şişliği kalmamış. Dün bayağı bir şişmişti. Demek ki Epson tuzu işe yaradı. Hani bildiğiniz üzere işte flageli yeme bastım, yemleri kuruttum, Strax'ı yaptım, verdim falan. Yani yapabileceğim bütün her şeyi yaptım. İlaç tedavisi, osu busu. Her gün 2 litre 2 litre su değiştirdim. Su değişimi de iyi geldi. Sanırım. O dişi oradan çıkarmam gerekiyor. Onu bir gözlemlemem lazım. Onu da şunun vasıtasıyla çıkartabilirim herhalde. Çık kızım oradan. Çık kızım oradan. Hadi kızım. Gel. Gel seni bir görelim. Gel. Oh. Heh, şimdi bakın. Şimdi bu dişi dün kabarıktı pulları biliyorsunuz. Şu anda pullarını kapatmış. Demek ki buna Epson tuzu yardımcı oldu. Ama şu var. Anüsünde yani arkasında bir şişlik var herhalde. Atacağı şeyi atarken zorlanma oldu. Öyle kaldı. Hafiften evet pulları kapatmış kardeşler ama zor durumda gibi yine. Ne yapalım? Onu da yani bu şekilde iyileşmesini bekleyeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Hafiften pulların da önde yine biraz kabarma var. Epson tuzu iyi geldi. Magnezyum sülfat gördüğüm kadarıyla. Bugün biraz daha atayım bari. Durum şu anda bu kardeşler. Hani biz de bir şeyler yaptık yani bunları kurtarmak için. Sağ olun, var olun. Bir sürü öneride bulundunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın.